Merhabalar. Bugün Simian çizgisinden bahsedeceğiz. Simian hattı da diyorlar. Bu hat akıl ve kalp çizgisinin üst üste binmesi halinde oluyor. Simian çizgisiyle ilgili bilinen en geniş veya en popüler bilgi Down sendromlu çocuklarda olduğu ile ilgilidir. Yani bu sendroma sahip çocukların avuç içinde tek bir çizgi formu bulunur. O formu da size göstereyim. Akıl çizgisi ve kalp çizgisi üst üste binmiş oluyor ve elde sadece böyle bir form bulunuyor. Bu yapı Down sendromu çocuklarda bulunan yapıdır. Ve bu sendroma sahip olmayan insanlarda da bu hattı biz görürüz. Peki arasındaki fark nedir? Yani neden Down sendromu çocuklarda böyle bir yapılanma var? Şöyle öncelikle Down sendromundan bahsedelim. Bildiğiniz üzere insan vücudu 23 anneden 23 babadan olmak üzere 46 kromozomla dünyaya geliyor. Bu Down sendromu sırasında bir anomali sonrasında yani anormal bir durum sonrasında kromozom sayılarında 21. kromozomun fazla olması dolayısıyla kromozom sayısında farklılık oluyor ve böylece 46 değil de 47 kromozom oluyor. Neden ortaya çıktığı ile alakalı tam bir veri yok. Bununla ilgili araştırmalar sürse de ya Down sendromu böyle yaparsanız çocuğunuz böyle olur denebilecek bir durum yok yani. Neden kaynaklandığı ile ilgili bir durum yok. Biz zaten neticeyle, nihai sonuçla ilgileniyoruz. Bu sendrom yapısında 3 tip vardır. Birinci tip trizomi 21 diye geçer. İkinci tip mozaik Down sendromu olarak geçer. Üçüncü tip ise translokasyon olarak geçer. Bu üç tipinde ortak özellikleri veya birbirinden ayrılmış özellikleri olsa da belli statüde zaten Down sendromu çocukları gördüğünüzde simalarındaki o basıklık, kafalarının yapıları kendini belli ediyor. Peki neden simian hattı normal yaşantıda da insanlarda oluyor ve bu neyi gösteriyor? Bundan bahsedelim. Birincisi simian hattı genelde tek bir elde bulunur. Genel yapıda bir el, örnek veriyorum sol el, normal bir yapılanmaya sahiptir. Akıl, kalp ve hayat çizgisine. Bu yapılanma diğer elde sadece simyan olarak gözükebilir. Zaten en çok rastladığımız olay da budur. Hayat çizgisi var, akıl ve kalp çizgisi yerine tek bir çizgi var. Buna simyan hattı deniyor. Ben görsel olarak da şuraya bir yere gerçekten bir simyan hattı nasıl oluyor elde onu gösteririm. Ama bunun bir de iki elde olan kısmı var. Şu an bahsettiklerim Down sendromu dışında normal hayatına devam eden bireylerin elinde yer alan simyan hattından bahsediyoruz. Şayet bir kişinin elinde, yani sağ elinde ve sol elinde simyan hattı yer alıyorsa bu kişi %1,5'luk dilime giriyor. Bu gerçekten az bir oran. Yani rastlanması kolay bir oran değil. Ben böyle insanlar tanıdım mı? Tanıdım, tanıyorum. Zaten bu kişilerin çok fazla arkadaş olmuyor. Birazdan böyle bahsedeceğiz. Tam manasıyla simyan özellikleri kişide varsa duygusallıkları, hislerinin çok kuvvetli olması, karşı tarafın söylediği şeyin altında yatanı anlayabilmeleri ve karşı tarafa ya sen bunu söylüyorsun ama en içeride samimi bir adam değilsin de demedikleri için gitgide yalnızlığa giden bir yapıları oluyor. Tam manasıyla anlaşılamayan yapılar oluyor vesaire. Bu yüzden bunu bildiğim için simyan türünden arkadaşlarım çok oluyor. Çünkü onların ne istediklerini biraz olsun anlayabiliyorum. Biraz olsun. Tam manasıyla anlaşılmaları kolay değil o kişilerin. Ki şunu da ekleyeyim. Avuç içi sinirlerin yer aldığı, bedenin en fazla sinirin yer aldığı yerdir avuç içimiz. Ve öyle ki avucun ortasından şöyle farazi bir hat çekin. Bu üst kısım zihinle ilgilidir. Burası ise biraz daha güdülerle alakalıdır. Ve aynı zamanda burası bel alttır, burası bel üstüdür. Mesela hayat çizgisinin şuralarında böyle bir hat varsa bu akciğerle ilgilidir. Alt tarafta varsa belden aşağısıyla alakalı rahatsızlıkları ifade eder. Yani bir elin yapısını bir konumlandırabilin diye ve anatomiye bakan noktasını anlayabilin diye bunu anlattım. Eğer ki kişide bu normal form, akıl, hayat ve kalp çizgisi formu yerine tek bir çizgi olan yapı varsa biz şunu anlayacağız. Demek ki bu kişinin akıl ve kalp çizgisi üst üste biniyor ve tek bir form alıyor. Anlaşıldığı üzere akıl ve kalp çizgisinin üst üste binmesi kişide ya zihni tarafın çok yüksek olduğunu yani aklın kalbin üstüne binip örttüğünü yani bunu böyle bir örneklendirmeyle yapabiliriz. Akıl çizgisini bir bez olarak düşünün. Akıl çizgisi komple kalbi örterse tek başına akıl kalır. Kalp eğer aklı örterse tek başına
kalp kalır. Yani aklın örttüğü bir kalp varsa kişi tamamen menfaat üzerine ilerleyebilecek bir yapıya sahipken, kalbin aklın üzerine örttüğü bir durumda da tamamen duygularıyla ilerleyecek. İşte sanatsal bakış açısına sahip bir yapı görebiliriz. Zaten ünlü simalarda da ben bulduğumda sizinle paylaşacağım. Hatta hatırladığım kadarıyla eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın, şu anda analiz yapan Abdullah Çiftçi'nin elde simyan. Bu adamlar akılcı adamlar. Bu adamlar siyasete kazandırılması gereken adamlar. Ki bence Sokullu Mehmet Paşa'nın da büyük ihtimal bir simyan hattı vardı ama bunlar akıl hakim simyanlardı. Simyanların büyük çoğunluğu akıl hakim değil, kalp ve akıl dengesini ara ara bulan, bazen deha dahiyane hareketler yapan, bazense herkes tarafından kandırılabilecek kadar saflığa ulaşan bir yapıya sahip geneli. Ama bunlar tespit edilirse, yani akıl hakim simyanlar siyasete, politikaya kazandırılır. Kalp hakim olanlar da sanatsal olarak ilerleme şansı bulurlar. Peki, simyanın anlamlarını konuşalım. Yapılanmasının yanında. Yapılanması ile ilgili söylemediğim bir durum var mı? Şöyle anlatayım. Genelde zaten avuç içi kare formunda simyan gördüm. Pisişik ellerde ve konik ellerde simyanı çok çok nadir rastladım. O zaman müthiş bir alınganlık oluyor zaten. Çünkü el çeşitlerinin üzerine gelen çizgi anlamı değiştiriyor. Genelde kare elde görüyorum. Sanatçı büyük çoğunluktaydı. Yani sanat tarafına eğilen büyük çoğunluktaydı. Dediğim üzere hayat çizgisi var ve şöyle bir yapılanma var. Genel itibariyle de şurada şöyle bir durum görürsünüz simyanlarda. Böyle yarım bir durum veya şöyle buradan gelen bir çizgi görürsünüz. Ama simyanın başlı başına, tek başına şöyle iki çizgi ve elde çok çizgi olmaksızın konumlandığını görürsünüz. Peki simyan, akıl ve kalp çizgisinin üst üste bindiği form olan simyan ne anlama geliyor? Birincisi, bunlar sıra dışı ve tuhaf kişilik olarak anlamlandırıla ve tanımlanabilir. Ben böyle bir tanımı Instagram sayfamdan yaptığımda birkaç tane böyle tepki gördüm. Sen kimsin de bize tuhaf diyorsun falan diye. Bu dahi tuhaf bir davranıştır netice itibariyle. Yani tuhaf bir kişilik kötü anlamda da ifade edilmiyor olabilir. Tuhaf, sıra dışı anlamında olabilir. Şimdi onu okuyunca o geldi aklıma. Sıra dışı ve tuhaf kişilik bunlar. Genelde hayvanlarla iyi anlaşılır. İki el simyansa çok daha baskın bu bahsedeceğim özellikler. Ama bir el simyan, diğer el normal ise buradaki durum yüz hattıyla birlikte değerlendirilir ve hangi elin simyan olduğu da çok önemlidir. Neden? Biz daha önceden bahsetmiştik. Sol el ve sağ el yapısında sol el bizim 7 kuşak soydan aldığımız mirası gösterir. Zihinsel mirası. Dedelerinden ne almışsın? Sağ el ise sizin bu mirasın ne kadarını nasıl kullandığınızı gösterir. Yani ben soyumdan gelen, anne ve babamdan gelen mirası nasıl kullandım? Zihinsel olarak, pratik olarak aldığım mirası hayata sanatsal bir bakış açısıyla da çevirmiş olabilirim. O zaman elde bir farklılık gözüküyor çizgilerde. İşte sağ ve sol el yapısındaki farklılık kişinin soydan gelen mirasını nasıl kullandığı, verimli, doğru veya yanlış veya verimsiz kullanıp kullanmadığını gördüğümüz tamamen bizim sağ elimizdir. Bu noktada sol elde eğer simyan varsa, sağ normal geçmişse kişi akıl ve kalp dengesini kullanabileceği, dengeleyebileceği bir düzlemde zihnini kullanıyor ve mirası buna göre harcamış veya mirası buna göre sarf etmiş diyebiliriz. Veya tam tersi, sol el normal bir konuma sahipken, normal bir çizgi formuna sahipken sağ el simyan formuna gelmiş. Bu da kişinin hayata daha fazla simyan olduğu, simyan karakterlerini yansıtacağı anlamına gelir. Bu yüzden sol ve sağ elin ikisine de bakalım. Ama sağ el bizim için hayata geçen kısmın fazlalığını verecektir. Şunu da ekleyeyim. Yeri geliyor sol eldekini kişi yaşıyor. Çünkü tam manasıyla gayret ve çabanın olmadığı bir halde sol el hayata geçmiş oluyor. Bunun bazen de bir standardı olmuyor. Çünkü kişi kariyer olarak çok gayretli ama aşk ve sevgi konusunda kendisiyle çok ilgilenmemiş. O zaman ne olacak? Otomatikman sağ ele kariyer babında geçen zihinsel değişiklik sevgi babında sağ ele geçmeyecek. O yüzden orada sevgi açısı sol eldeki yaşanıyor. Sağ elde kariyer olarak yaşanıyor. Bu yüzden ikisine de bakmakta fayda var. Öte yandan simyanların en önemli özelliği müthiş bir odaklanma kabiliyetleri var. Çünkü bir işe kafalarını taktıklarında günlerce o işten kafalarını kaldırmadan ona odaklanabiliyorlar. Ve aniden o dikkatleri dağıldığında tekrar savruk bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. O odaklanmayı
kazandıklarında, o bir şeye inandıklarında, gönül verdiklerinde sıra dışı işler ortaya koyabilirler. Sanat dallarında da doğal yetenekleri vardır bunların. Simyanlardan nota bilmeden enstrüman çalabilenler gördüm. Gerçekten sanatla ilgili. Meyil ne tarafa ise, müziğe ise, müzikle ilgili sıra dışı işler, resimse, resimle ilgili sıra dışı işler ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda simyanların, eğer ki bu tabii yüz ve elin çeşidiyle alakalı, sportif performansta da değişik işler ortaya koyduklarını gördüm. Lakin olumsuz özelliklerinin başında simyanların ortak iş yaparken gerilme hadiseleri var. Yani bunların kendi başlarına iş yapmaları tavsiye olunur. Çünkü genel itibariyle birinin yanındayken kendilerini baskı altında hissederler. Yani bu noktada okulda da simyan çocuklarının çok uyumlu olmadıklarını ve diğerlerinden farklı hareket ettiklerini gözlemleyebilirsiniz. Tam manasıyla anlaşılmazlar. Neye alındıklarını, neye kızdıklarını tam manasıyla anlayamayız. Bu akıl hakim veya kalp hakim simyanı iki çeşit ayırabiliriz. Birincisi, eğer kişinin hayat çizgisi ve simyan hattı tek bir formda böyleyse, eğer çizgi biraz daha yukarı yakınsa burada kalp hakim yorumunu yapabiliriz. Veya çizgi yukarıda değil de biraz da aşağıda konumlandıysa akıl hakim yorumunu yapabiliriz. Ama ben bunu kendi gözlemlerimden biraz daha kişiyi gözlemleyerek bulmanın daha doğru, faydalı ve etkin olduğu kanaatindeyim. Çünkü yeri geliyor kişinin avuç içi formunda simyan hattı tam böyle orta formu. Yani ne yukarı yakın ne aşağı yakın formda oluyor. Bu yüzden burayı gözlemleyerek acaba bu kişide kalp mi hakim, akıl mı hakim bakmak lazım. Bu şekilde kişinin akıl hakim veya kalp hakim simyan olduğu anlaşılır. Bu nokta tespit edildikten sonra akıl hakimse zaten onlar daha materyalist düşünebildikleri ve daha ölçülü hareket edebildikleri için çok daha iyi yerlere, en azından dünyevi olarak iyi yerlere gelmeleri mümkün. Eğer kalp hakimse o duygu ve akıl yoğunluğunu dengeleyebilmenin yolunu onlara öğretmek lazım. O zaman onlar gerçekten iyi işler ortaya koyarlar. Öte yandan simyana bazı literatürde hediye çizgisi denilir. Bu simyan türüne mutlaka hayatlarının bir yerlerinde bir hediye verilir. İşte evlat olur, servet olur, iş olur, eş olur. Bir şekilde bir yerlerde bir hediye alır simyanlar. Öte yandan simyan formu eğer yeterli ahlaki özelliği almadıysa şeytana pabucunu ters giydirebilirler. Ama bu tarz ahlaki değerleri kazandılarsa gerçekten çok cömert oluyorlar ve para ellerinde tutmaları kolay olmuyor. Paralarına sahip olabilen simyan türüne çok az rastlanıyor. Gerçekten bu konuda biraz elleri fazla açık. Kısaca özetlersek bu tür müthiş bir konsantrasyon örneği gösterebilir. Yeter ki aklını bir amaç üzere sarf etsin. Kalbini de o amaçla birleştirdiği zaman ortaya olağanüstü bir odaklanma çıkacaktır. Bu noktada simyanların akıl ve kalp çizgisinin birbiri üzerine binmesiyle oluşması bize şunu da hatırlatmalı. Bu kişilerin aklı bir amaca tutunduğu zaman mutlaka kalpleri de o amaca tutunmuş oluyor. O zaman duygusal ve zihinsel olarak bir şeye odaklanmanın, arzulamanın etkisi altında kalıyorlar. O yüzden simyanlar diğer insanlara göre bir amaca tutunduklarında daha yoğun hislerle ve zihinsel odakla ilerliyorlar. Bu da bu kişilerin tam manasıyla mutluluğu yakalamalarına mani oluyor. Diğer yandan simyanlar diğer insanlardan izole olma duygusunu içlerinde taşırlar. Çoğu zaman yalnız görürsünüz onları. Diğer yandan aşırı derecede duyarlı insanlardır. O yüzden çok çabuk yaralandıklarını görürsünüz. Bu kişiler yalnız hareket ettiklerinde çok daha başarılı oluyorlar. Bunu bir dipnot olarak kabul edin ve hatta yıldızlı bir işaret koyun. Yalnız hareket ettiklerinde grup çalışmaları dışında çok daha başarılı oluyorlar. Çünkü birileriyle olduklarında kişiliklerini sıkışmış hissederler. Çok nadirdir ortaklıkları mutlu bir şekilde neticelensin. Kısacası simyan formu, simyan yapısı elimizde böyle konumlanıyor. Bu yapı biraz daha akıl ve kalbin zihinsel ve duygusal olarak birleşerek bir amaca tutunabileceği gerçeğini gösterir. Simyan kısaca böyleydi. Sorularınızı yorumların altına sorabilirsiniz. Bildiğiniz üzere YouTube yorumlarının altında sorduğunuz sorulara da birer cevap veriyor ve öyle bir video oluşturuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.